Bir iki şey söylemek isterim. Ya lütfen İktidara göre iş şekilleniyor. Bakın tersten bir örnek vereyim. Hiç dinle alakalı. Nazım Buyur. Hikmet bu coğrafyada bizim ülkemizde 13 yıl hapis yattı. Hapis yattı, donanmada isyan çıkarma şeyi. Neye göre? Sabahattin Ali bu ülkede kereler hapse girdi. Neye göre? Dönemsel olarak. Niye? Çünkü o dönem komünizm bir tehlikeydi. Komünizme karşı bir gard alma vardı. Tek parti dönemi. Yani şimdi sonrasında da devam etti. Bakın 1980'e kadar... 80'lere kadar neydi temel tehlike? Komünistlerdi. En önemli tehlikelerden bir tanesi buydu. Niye? Çünkü ülkenin siyasi yönetimi o dönem öyle düşünüyordu. Sonra 80'den itibaren irtica kavramı ne zaman bizim gündemimize girdi? Yok 70'lerde de Bayağı var irtica. Esas itibariyle. Yok irtica kavramı 28 Şubat sürecinde. Ya, esas itibariyle. Ay, ne falan. yapıyorsunuz? ya, ya. ya, ya 28, Ne, ne diyorsunuz? Milli e, Nizam e, Partisi ya, Milli Nizamı kapatmışlar. Bakın ya. Bilseniz yani, bakın. Necip fazla yapmışlar ya. Biz, 12 Eylül'de ya, bile var ya. Ya bir arkadaşlar ben evet. dinledim bakın hiç konuşmuyorlar. Yani söyleyeyim. Burayı düzeltelim bir ya. Hayır yani. düzeltme değil. Esas itibariyle. Bakın ben Doğru tersten, komünistler bir numaralı. Arkadaşlar tersten bir örnek verdim. Bu ülkede komünist olmanın hiçbir terörle şeyin yok, bağlantın yok. O anlamıyla da silahlı bir mücadele yok. Ya bu ülkede tipi kapattılar. Tip legal mücadeleyi yasal mücadeleyi savunan bir partiyi Türkiye İşçi Ve Partisi. Sa sadece oyunu zaten. Ya bir diğerleri Amerika'nın geliştirdiği örgütler. Ya bak. bir sadece, Ben sadece, söylemiyorum. Yasal mücadele ederiz. Bakın bir bakın bazen e, dinlemeyi neydi? bilmek lazım. Bir müsaade edin. Tabii, ya böyle. Necdet Bey bir Ama şey. Ama arkadaş yani ben bir niye çok, söylemeyeyim ya? Pardon konuşacak. Ya sizin gibi bakmak zorunda değil Değilsiniz, ki ya. Değilsiniz tabii ki. Ne demek? Şöyle yaparsak daha Bence... Hayır, yani niye kızsınız? Yani Hayır şundan dolayı şey niye, yapalım? müdahale ediyorsunuz? Bir dakika. Ama Bir Ahmet şey. Bey de müdahale ediyor, Hasan Bey de Yok niye müdahale, müdahale ediyorsunuz? Yok müdahale ya? ya. Hiçbir şey. tamam Mehmet Bey siz geri çektim. Siz müdahale etmediniz doğru. E bırakın ben de konuşayım. Bir şey söyleyeceğim konuşacaksınız. Ee, çok haklısınız. Komünizm en büyük tehlikeydi. Evet. Tehlike olarak algılanıyordu. İrticayı falan filan hiç e, kale almıyorlardı demeyelim. İltica da vardı yanında. İltica ya doğraz doğru. etmiyorum yani ama. benim düzeltmek ya istediğim şey bu kadar. Ben, ama Biliyorum, ana, üst üst ana üst tehlike üst 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 komünizm. ya doğru. Üst ben üst 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 örnek vermeye istedim İktidar kimden iktidar nerede güçlüyse ona göre bir şekilde onu anlatmak için bunu söyledim. Türkiye'de bakın buradaki kriter şu bütün tartışmalarda bana göre. Devlet gerçekten hukuku işletirse ...yurttaşları anayasadaki gibi eşit görmeye başlarsa bu tartışma böyle olmaz. Doğru. Çünkü din dediğin iş bakın tarif etmeye başladığınız andan itibaren başka bir yere evriliyor. Ya şu tesadüf olabilir mi? Yani şimdi en azından bizim bunu öğrenmiş olmamız lazım. Bu coğrafyada bütün tartışmalara rağmen en ileri ülke neresi? Türkiye Cumhuriyeti. Niye? Her şeye rağmen kendi yasalarında devletin dini kavramını kullanmamış. 1928'de devletin dini İslam'dırı kaldırmış. Devlet laiktir demiş. Bu çok önemli bir iş. Bizim şöyle bakmamız gerekiyor. Şu cemaat iyidir, bu cemaat kötüdür diye bizim eleme şansımız var mı? Nereden baktığınızla ilgili bir şey bu. Yani siz nereden bakıyorsanız ona göre. Şimdi Fethullah Gülen 1986'ya kadar, kendi teslim olana kadar, anlaşarak teslim olana kadar yakalanmamış. Hatta Bursa'da yakalandığında bırakılmış yani bu kadar solcuyla ve komünistle uğraşırken uğraşırken bunun diye teslim olmadı. Şimdi, şimdi yakalandı. Burada Burda yakalandı. Şöyle 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 bir önemli nokta var. Bakın yurt eşit yurttaşlık meselesini anayasadaki gibi uygulayabilmemiz lazım. Devleti gerçekten dini kavramlarla izah etmemiz gerekiyor. Türkiye'deki sorun ne? bizim irtica zoranımız... irtica doğru mu? İrtica Bakın, kelimesi. İrtica kavramı zorlamalı bir kavramdır. Benim oradaki tezim şu irtica ve benzeri kavramlar yerine bakın Fethullah Gülen Hoca Efendi'den FETÖ terör örgütüne geldik. Bu tür kavramları zorlamak yerine dinin iktidarla ve devletle olan ilişkiliği kesmek lazım. Dini siz ne kadar dünyevi işlere soktuğunuzda iktidarda coğrafyamızın sorunu o. Aynı, aynı şeyi söylüyorduk seninle. Aynı ben, şeyi söylüyorum güzel, abi. Güzel o anlamıyla ben ya, size karşı konuşmuyorum zaten söyledim. Mete Bey. Tanımlayayım dediğin. Şimdi bu anlamıyla bizim bakın bizim dini bu irticacıdır. Bu iyi cemaattir, bu kötü cemaattir diye tarif etmeye başladığımızda bunun sonu gelmez. Bugün FETÖ'dür, yarın başka bir şey çıkabilir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi e, dekanının neler söylediğini biliyoruz. sizin programa da katıldığını bildiğim için. Yani sonuçta test şu. Siz dini bunun ne olursa olsun birçok yerde örnek verdim. Yalnızca İslam olarak düşünmemek lazım. Bizim coğrafyamızda İslam'dır. Ya Sri Lanka'da şu anda olanlara bakın. Myanmar'da olanlara bakın. Nasıl çıkaracaksınız? Şimdi yani? buradaki şey şu. O zaman şunu şöyle bir iş yapacaksınız. Devlet temel kriterini yurttaşlık üzerine kuracak ve hukuku eşit uygulayacak. Eşit uyguladığınızda şey olur. Mesela diğeri çok önemli. Yeni tanım o. Bana niye kızdınız yeni o zaman? Sabahtan beri. beri. Bunu tamam, ]ye yalvarıyorum tanım ben. Yani, ben buraya ben. Yeni Şimdi bak burada ama burada şöyle bir iş oluyor. Yeni tanım tamam, öyle. Ama yeni tanımda şöyle bir sıkıntı var. Bakın iki sıkıntı var. Orada yine kategorize etme var. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle ilgili temel şey neydi? Terörist olurken iltisaklı. Neye göre iltisaklı? Bakın bu tür şeyleri zorladığımızda onun içinden çıkamayız. O nedenle olması gereken şu. Sen bir hukuk devleti olursan, bu anlamıyla bana göre de layıklığı uygularsan, hayata geçirirsen, inançlara müdahale etmezsen, isteyen istediği gibi inanıp istediği yerde... Eski tanımla yeni tanım arasında hangisini bak, tercih edersiniz? Şöyle, bakın ben e, iki, bak iki tanımı da reddederim. Bir başka formülasyon yapmak lazım. Formülasyon da bana göre olmamalı. Peki. Formülasyon... Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna göre olmalı ve layıklık ilkesi üzerinden olmalı. 15 saniyenizi istiyorum. Mete Bey'in söylediği nasıl irticayı ben, tanımlarsın ben dedi ya. Hemen Öyle. dönüyoruz. İrtica ben nasıl, tanımlaması. Demedim abi. Yanlış saniye, anladın. Ben hangilerini o zaman tamam, anladım. Diye Ona yanıt veriyorum. Ha, okay, bu... Şayet irtica tanımı e, e, muğlak ise o zaman laiklik karşıtı söylem ve eylemlere sahip kişiler desinler. Ya da demokratik laik hukuk devletine ve anayasaya aykırı söylem ve eylemlerde bulunanlar desinler. Topu Milli Güvenlik Kurulu'na atacaklarına. Bunu e, partiden arkadaşım Örsan Öğmen Peki, bizi dinleyerek... Zafer aldık. Şahin. Çok haklı buluyorum. İrtica şahin. muğlaksa o Şimdi, zaman bunu kullanın. Zafer Biri, Şahin. Layık olama, layık değilim Şimdi diyemez Şimdi Ahmet ama. Bey... Diyebilir diyebilir ama bak buradaki şey şu. Bu, ama ordu elinde tutar Anayasa'ya karşı giremez bakın oraya. oraya Beyler. Zayıf nokta orası. Din üzerinden tarif etme. Çünkü hı hı. Fetullah Gülen dün sonuçta hı hı. bu iktidara hı. yakındı. Bakın niye bulunamadı? Çok Orduya bakın, bir şey görünümlü, bak, girmedi. Şimdi, bak, Anlamıyorsunuz ki. Şimdi bakın şu anda yakalananlar, yeni bir sürü tamam. insan yakalanıyor. Sıkıntı şurada. Yorumlarda siz nasıl anlayacaksınız bu işi? Yorumlarda bir farklılık ortaya koyamadığınız sürece. Şu anda diyelim ki Fethullah Gülen'den içeri girenlerin dini yorumlarıyla diğer yorumlar arasında çok ciddi ayrılıklar bana göre yok. Politik olarak da ben, 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 benzerlikler var. Tanımlarken, o yüzden hukukun devreye girmesi bakın, lazım. Tanımlarken, dini işte, yorumlar değil. Şimdi bakın, Zafer Bey özür dilerim. Bir şey ekleyebilir miyim? Sözünü kesmek istemiyor. Müsaade tabii, edersen. Tabii, Buyurun. Şimdi bak Üstad. Buyurun. Herkesin e, ağzı e, sütten yandığı için yoğurt üfleyerek yiyor. Bu konuda e, ...bu konuda bunu eleştirenlerle ilgili hiç kimse bir şey söyleyemez. Ama e, doğru teşhis konulamadığı için yıllardan beri aynı problemi... E, ...devam eden bir sancılı süreçle gidiyorsunuz. Teşhisiniz ne? En doğru yalanan bir tanesi şey neydi? Devletin herkese karşı mesafeli olması, mesafeli eşit olması... Eşit, mesafeli eşit mesafede olması. Eşit mesafede durması ve bu eşit mesafenin de şeffaf olması. Tamam. Çok esası doğru. bu değil mi? Tabii doğru esası ben de dedim bu zaten. Ki, bakın bu kural varken dedim, bakın bu kural varken bile... Bu kadar problem yaşadık. Ama sebebin okulu işletmediğimiz Bakın için. ben söylediğim tarih 82'den bahsettim tamam. üstadım. Yani e, askerinin yani şeyin ordunun en kendisini güçlü hissettiği dönemden bahsediyorum ya. 82'de ilk soru Güvenlik sorular çalınmaya soruyorum. başlıyor diyorum. Bakın 90'lı yıllarda 90'lı yıllarda harb okuluna girdi. Kuleli, Işıklar ve diğerlerini bitire bitire geldiler. Bu en son 15 Temmuz'u yapanların yüzde büyük bir çoğunluğu bu devre ve sonrasıdır. Tamam. tamam mı? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizin tanımlamalarınız özellikle istihbarat anlamında kişilerin, dönemlerin vicdanına bırakırsanız... Olmaz. Bir dönem gelir başkası sızar, Tabii. bir dönem gelir başkası Peki. sızar diyorum. Bu tanımda bir sıkıntı yok. Bu tanımın içerisinde, içerisinde eleştirileriniz olabilir ama... Asıl yapılması gereken Öyle. ne biliyor musun? Dünyanın her tarafında olduğu gibi. Şahsini tabii suçun şahsiliği yoktur. Suçun şahsiliğidir. Bak bu, bir, o, bu çok doğru. E bir, burada çok... gelinen noktayı söylüyorum. Burada suçun şahsiliğine geliyor. Doğru. Zafer Şahin'e bu... çok haksızlık yapıyoruz ama eğer tamam, tamamladıysanız. Ben, yani ben ben şunu söylüyorum. İnsanlar bu konuda itiraz Şöyle yapalım. Bir, mı? Bir, ol. Dakika, bir dakika. Zafer çok özür dilerim. Bir dakika şöyle yapalım.